Efendim günaydın, Tıkırtı Gazetesi'ne hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir cumartesi sabahı diliyorum. Bugün Tıkırtı Gazetesi'nde önemli bir konumuz ve önemli bir konuğumuz var. Niye diyeceksiniz? Türkiye Bankalar Birliği adını çok duyarız ama genelde pek konuşmayı tercih etmezler. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Türkiye Bankalar Birliği İnternet Bankacılığı Çalışma Grubu Başkanı Sayın Uğur Levent Özcoşkun bizimle birlikte. Bugün hem internet bankacılığını hem akıllı telefonlarla bankacılığı, bizim nelere dikkat etmemiz gerektiğini, özellikle kredi kartlarından alışverişte birçok konu başlığını konuşacağız. Ama önce klasik başlangıcımıza gidelim ve haftanın en çok tıklananlarını izleyelim. Gerçek yetenek. Minik Tsubasa. Duvar yıkım ustası. Süper Show. En iyi pimpon sayısı. Maskotun gazına gelen NBA hakemi. Efendim sizler için hazırladığımız Tıkırtı Gazetesi'nin manşetinde ilginç bir haber var. Bakın internet dünyayı nasıl küçülttü. Şimdi Mısır'da 3500 yıllık bir piramitte gezen Çinli bir turist duvarda bir grafiti görüyor. Aynen şöyle yazıyor. Dong Chanu buradaydı yazıyor. Sinirleniyor, bunun fotoğrafını çekiyor, sosyal medyada paylaşıyor. Ve insanlar hep bir ağızdan bu kim acaba ya, nasıl böyle bir şey yapıldı deniyor. Ve en sonunda bu kişiye ulaşıyorlar. Anne ile baba açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ya bu yıllar önce yapılmış bir şeydi, bizim çocuğumuz da çok küçüktü, ne olur kusura bakmasınlar. Hem herkesten hem de bütün Mısır halkından özür diliyoruz diye. Gördüğünüz gibi böyle ilginç şeyler olabiliyor dünyada. Artık internet dedektifliği bu şekilde başladı. Bu arada Çinli turist sayısı ile ilgili de bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Geçen yıl yurt dışında Çinli turistler tam 102 milyar dolar harcadılar. Ve bu aralar dünyada en fazla turistik seyahate çıkan ülkede Çinliler gibi duruyor. Bu da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün rakamı diyelim ve geçelim hemen Cannes Film Festivali'ne. Şimdi Cannes Film Festivali açılışı, kapanışı, gösterileriyle çok konuşuldu. Ama konuşulmayan bir tarafı.
Cannes Hırsızlık Festivali'ne döndü. Niye diyeceksiniz? Bu kez de 1.9 milyon euro değerindeki bir kolye çalındı. İsviçreli bir firma. Üstüne üstlük bu firma bütün oraya katılan yıldızların işte o boyunlarındaki, kollarındaki takılar aslında mücevherat firmalarının hazırladığı ve biraz da göstermek için vitrin niyetine kullandığı bir yerdir. Bir otelde etkinlik düzenliyorlardı. Bir sürü koruma görevlisi de vardı. Ama nasıl yaptılarsa yaptılar ve hırsızlıkla 1.9 milyon euro değerindeki bir kolye çalındı. Üstüne üstlük bu ilk değil. Bundan önce de yine aynı Cannes Film Festivali'nde bir otel odasında içinde mücevherler bulunan bir kasa çalınmış. O mücevherlerin değeri de 770 bin euroydu. Dolayısıyla Cannes Film Festivali bu sene hırsızlık festivaline döndü. Geçiyoruz düşündürücü bir başka habere. Efendim, hamam böcekleri evrildi. Bu nasıl haber diyeceksiniz. Şöyle bir haber, son derece düşündürücü. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı araştırma ve şu çıktı ortaya. Avrupa'da kendilerine kurulan şekerli tuzaklardan kaçınmayı öğrenen bir hamam böceği türü tespit edildi. Ve evrimin hikayesini de anlatmışlar. Artık normalde işte içine zehir katılan şekerli yiyecekleri, o hamam böcekleri acı olarak algılayıp yememeye başlamışlar. Böyle bir evrim geçirmişler. Yani hamam böcekleriyle mücadelede insanoğlu geriye düşmüş durumda diyelim ve geçelim son haberimize. Biliyorsunuz streste insanlar farklı tepkiler verir denilir. Amerika'da yapılan bir araştırmanın sonucu bu da. Aynen şunu söylüyor. Diyor ki insanlar stres altında sadece aşırı yemek ya da alışveriş gibi şeyler yapmazlar. Eğer spor yapmaya alışkınlarsa daha fazla spor yaparlar ya da işte sağlıklı besleniyorlarsa daha da sağlıklı beslenmeye özen gösterirler. Yani hiç strese kabahat bulmayın. Aslında yaşam alışkanlıklarımızın biraz daha ileriye gitmesine neden olur stres. Onun dışında bir değişikliğe yol açmaz diyorlar. Bu haberle biz de sizler için hazırladığımız Tıkırtı gazetesini tamamlamış oluyoruz ve geçiyoruz haftanın olayına. Efendim, Türkiye Bankalar Birliği açılışta söyledim. Şimdi logosunu hemen hemen Türkiye'deki herkes bilir, ekonomi sayfası okuyanlar. Açıklamalarını bilirler. Hani kurumsal olarak çok hafızalarda yer etmiş bir kuruluştur ama genellikle az konuşmayı, göz önünde bulunmamayı tercih ederler. Bizim için bu bir istisna durum yaratıldı. Türkiye Bankalar Birliği İnternet Bankacılığı Çalışma Grubu Başkanı Sayın Uğur Levent Özcoşkun bizimle birlikte. Sayın Özcoşkun hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Doğru söyledim değil mi? Bankalar Birliği genellikle hani medyada kurum olarak yer alır, şahıs olarak çok yer almayı sevilen bir hali var. Biraz iş yapmaya yönelik kendi içimizde çok aşırı konuşuyoruz. Kendi içinizde ama dışarıya çok yansımıyor galiba. Doğru. Peki, haklısınız. Şimdi bankalar ve internet artık ayrılmaz bir parça haline geldiler. Önce şunu söyleyeyim. İnternet bankacılığı ne kadar yaygın kullanılıyor Türkiye'de? Ben de şöyle başlayayım. Bankalar müşterilerine erişmek için çeşitli alternatif yollar arıyorlardı. Nitekim bunu işte 3 tane kanal görüyoruz. Kredi kartı ödeme sistemleri kanalları var. Çağrı hı hı. merkezi ve telefon bankacılığı ve nihayet de internet bankacılığı geldi. Şimdi bu 3 kanalda zaman içerisinde belirli oranlarda artış göstermeye başladılar ki bu 3 kanal neredeyse bugün bankacılığın %80 işlemini gerçekleştiriyor. %80 3 kanaldan yani aslında bunlar olmasa herhalde şu andaki şube sayıları zaman 3 kat 4 kat falan olacaktı. Evet, evet aşırı olacaktı ve bunların getirdiği avantajları da göz önüne alırsak 7-24 saat çalışılması, bir sürü fonksiyonun insanın kendi, müşterinin kendi gözüyle ve eliyle yapması çok önemli. Dekontunu istediğin adrese yollat, aynen. al vesaire. Bu 3 kanaldan da en çok kullanılanlar da ATM'ler bugün. Öyle mi? ATM'ler. Fakat şeyde internet bankacılığı da her sene %10 gibi bir payla artarak devam ediyor. Hı hı. Bizim gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş mobil bankacılık da bu işin içine dahil oluyor. Yani cep telefonunu kullandığımız, akıllı telefonlardan interneti kullanma oranımız. Onun da payı internet bankacılığı rakamları içerisinde %20 kadar yer almaktadır. Hı hı hı. Yani önümüzdeki dönemde artması muhtemel. Peki bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Türkiye'deki alışveriş sitelerinin sayısındaki artış eğrisine baktığımız zaman neredeyse dik açıyla 90 dereceye falan gidecek. Doğru. İnternet üzerinden kredi kartıyla alışveriş noktasında ya da benzer bir artış eğrisi görüyor muyuz? Haliyle birbirlerine paralel gidiyorlar çünkü. Hı-hı. Şimdi yavaş yavaş eğer şeylerde
internet bankacılığı yapan kişilerin işlemleri direkt o tarafla ilişkili bir hale getirildiği zaman evet birbirlerine paralel. Ama bugün kart işlemleri daha önemli çünkü kart numarası verilerek ancak o işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki şimdi hepimiz kredi kartı kullanıyoruz artık kullanmayan yok gibi ve internetten genellikle alışveriş yapıyoruz. Biz şuna bakıyoruz. Diyoruz ki eğer bir banka bunu hani internet postu verdiyse bu imkan tanıdıysa güvenilir bir yerdir. Böyle bakmak yeterli mi yoksa nelere dikkat etmemiz lazım internetten alışveriş ederken internetten ne dersiniz? İnternetten alışveriş yapmak için gerçekten şunlara dikkat edin. Bir, tanımadığınız sitelere çok temkinli yaklaşın. Hele kampanya başlatıp da inanılmaz bir fiyatı olan cihazı inanılmaz bir düşük bir fiyatta satmaya kalkan yerlere kesinlikle yanaşmayın. Yani bu bir gerçek. Her tarafa kredi kartı numaranızı, CVV bilginizi ve vadesini paylaşmayın. Ya da isminizi, son kullanma tarihi tabii. Bunlar çok önemli. Yani bunları koruduğunuz sürece avantajlı hale geliyorsunuz. Ya üşenmeyin, sanal kart kullanın diyorsunuz galiba değil mi? Doğru mu? Fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. O bir ölçüdür aslında. Benim tavsiyem şudur. Yurt dışından bir işlem yapıyorsanız bunları verirken son derece temkinli davranın. Yurt içinden işlem yapıyorsanız bankanızın 3D Secure şifresi dediğimiz fonksiyonu var mı yok mu? Varsa mutlaka onunla alışveriş yapın. Çünkü itirazlarda eğer Türkiye içerisinde karşı taraf 3D Secure şifresiyle işlem yapmayan bir üye iş yeri ise ve sizin 3 boyutlu şifreniz varsa herhangi bir itirazda hemen haklı konuma geliyorsunuz. Ve paranızı iade ediliyor. Yani sizin adınıza bir başka birisi itiraz etmiş, yapmış dahi olsa bunu fark ettiğiniz an itirazda haklı konuma geliyorsunuz. Buna dikkat edin. Peki şöyle bir şehir efsanesi bilmiyorum. Bunu da sosyal medya okudum. Tamam. Sorayım. Derler ki belirli kart gruplarının sigortası var. Çalınsa da kopyalansa da bir şey olmaz. Hakikaten öyle bir şey var mı? O bir efsane değil. O kredi kartları kanununun getirdiği bir zorunluluktur. Kartlar sigortalanmak zorunda. Yalnız orada ikili bir ayrım yapmak lazım. Evet sigortalı ama çalıntı ve kayıp halleri için, kopyalama halleri için sigortalı. Eğer bu işlemler içerisinde şifrenizi de kaptırmışsanız burada müşteri sorumluluğu arıyor. Şifreyi kaptırırsan çok yapabilecek bir şey. Şifrenin de nasıl kaptırıldığı. Ben mesela özellikle hakikaten insanlara şunu şey yapıyorum. Yani ATM'nin başına gittiğiniz zaman, üye iş yerinde bu işlemi yaptırdığınız zaman temkinli olun. Neye temkinli olacaksınız? Aparat yerleştirilmiş mi? Bildiğiniz ATM'lerde, standartlarda göz önüne getirebilirsiniz. Klavye, pimpet ikinci kat çıkılmış mıdır? Buradaki yeşil gaganın ucuna başka bir cihaz eklenmiş midir? Sağda solda kamera var mıdır? Yanınızda hele yani 50 santim yanınızda birisi duruyorsa dönün lütfen biraz uzaklaşır mısınız deyin. Şifreyi ancak bu vesileyle koruyabilirsiniz. Bir de sahte sitelere kaptırmayın. Yani dolayısıyla aslında çok dikkat edilecek çok yer var. Peki şimdi biz böyle bir şey yapıyoruz ama buna karşın bir de dünyada hackerlar tek tek bizle uğraşmıyorlar belki. Toplu olarak bankaların kredi kartı ya da büyük firmaların mesela marketlerin işte kredi kartı numaralarına vesaireye ulaşmaya çalışıyorlar. Mesela bir bankalar nasıl önlem alıyor? İki mesela Rusya'da dünyadaki çeşitli kredi kartlarının 3000'i 5000'i belirli fiyatlara satılıyor bilgileri. Bankalar nasıl mücadele ediyorlar bu işle? Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında kredi kartları bu işin bir noktası. Suç paraya akar denilen kavram var. Şimdi para neredeyse suç oraya o doğru suç yöneliyor. Kesimi oraya yöneliyor. Kredi kartları bu işin bir bölümü. Orada internet üzerinden erişim daha azdır. Yani siz bunları kopyalamak için ne yaparsınız? ATM'lere düzenek koyarsınız. Postlara düzenek koyarsınız. Ya da bunların sahtelerini üretirsiniz. Ama şimdi ellerinin altında uğraşabilecekleri büyük bir kesim var. İnternet kullanıcıları. Evet. İnternet kullanıcılarının hesaplarına direkt ulaşmak için büyük bir çaba içerisindeler. Bunun için de kurum ya da bireysel fark etmiyor insanlara. Çünkü saldırılar toplu ve genele yapılıyor. Şimdi burada kullanıcı bankalar bu konuda çok yatırım yapıyor. Ciddi kıymetli yatırımlar yapıyorlar. Bir de çok özür dilerim sözünü kesin. Bir de test ediyorsunuz galiba kendinizi değil mi? Tabii. Beyaz şapkalı hackerlar bulup gel bizi bir hackle diyor musunuz siz de? Şimdi zaten mevzuatta baktığınız zaman BDDK'nın burada bize zorlaması var. Diyor ki senede bir kez
saldırı sızma testleri yaptıracaksınız diyor. Bununla yetinmiyorsunuz. Kendi içerisinde kontroller koyuyorsunuz. O yetmiyor, bağımsız denetçi çağırıyorsunuz. O yetmiyor, BDDK geliyor, kendisi bakıyor olaylara. Yani ne kadar güvenlisiniz kontroller geçiyor. Emin olun. Ama burada terazinin iki tarafı var. Şimdi evet, bankaların böyle bir sorumluluğu var. Harfiyen yerine getirmek gibi bir sorumluluğu var. Ama aynı zamanda benim özellikle öğrenin dediğim bir kesimde de müşterinin sorumluluğu var. Şimdi akıllı ceplerle telefona şeye başladık ya, internet bankacılığına. Akıllı cebin bilgisayardan hiçbir farkı yok. Evet. Ama sorarım ben, kaç kişinin akıllı cebinde virüs koruma programı vardır? Kaç kulu? Çok önemli. Ya da kaçının Bluetooth'u açık işlem yapıyordur değil yani mi? Yani çok önemli bir mesele, çünkü artık hedef derde burası. Hem kişinin bilgisayarı hem burası. Ya dolayısıyla da bütün bunların hepsine dikkat etmek lazım. Peki birisi benim banka hesabıma girdi, ele geçirdi. Sorumluluk benim mi, bankanın? Yani sonuçta bankanın sistemine giriyor ama benim bilgi... Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bankalar genellikle cep telefonuyla SMS yolluyorlar. Hani son şifreyi oradan giriyorum. Hani cep telefonunu da klonladı diyelim, yapabildiyse, bilmiyorum nasıl yapılabilir ama sorumluluk kimin böyle bir durumda? İsterseniz mesela olaylar, ben şöyle bir tane örnekle de lütfen çok sevinirim. Bir şey de yaparız, ilave ederiz. Cep telefonunuz var. Sizin adınıza herhangi birisi daha önce hazırlamış olduğu sahte siteyle phishing yaptı. Kimlik bilgilerinizi falan sizden istedi ve siz verdiniz. Verdiğinizi kabul ederek, bununla ilgili bir nüfus cüzdanı çıkartarak herhangi bir operatörün bayiine gidip sizin adınıza sim kartımı kaybettim, yenisini istiyorum dediği an... Benim sim kartım ne oluyor? Senin kartı, sizin sim kartınız iptal, yeni sim kart bu. Bankacılık işlemleri yapıldığı zaman SMS size gelmez, ona gider. Ve işlem gerçekleşir. Şimdi hukuk açısından bir sorumluluk aradığımız zaman birden fazla kişiye şey bulabiliriz. En mağdur kimdir burada? Allah, bu da en mağdur tüketici gibi geliyor bana. Tüketici gibi, ama tüketicinin de bir sorumluluğu var mıdır? Var tabii. Bir yerde kaptırmayacak tabii ki. İşte hukuk aslında burada tartışmalar devam etmekte. Bitmiş dava var mı burada? Yani bitmiş davalar var ama galiba var. Benim bir içtihat oluştu mu bu konuda? Bitmiş davalar var ama şu demek çok doğru olmaz. Çünkü birisi öyle çıkıyor, birisi böyle. Yani bir içtihat henüz oluşmuş değil. Ama benim söylediklerinizden anladığım şu: kardeşim, fındık fıstık bile alıyor olsanız kredi kartınızı kime verdiğinizi, nasıl, nerede kullandığınızı, buna son derece dikkat edin diye. Peki bir de şeyler, hani belirli rakamların aşağısında işte kartı okutmadan geçen, bunlar daha güvenli sistemler mi? Kartı okutmadan geçiyor olmak. Bu belirli rakamların altında kartı okutmadan geçmek dersen kredi kartıyla ilgili. Kredi kartı yani mesela işte vapur, otobüs veya atıyorum 20 liranın altındaki işlemlerde yok, kartı geçeyim mesela, bir farkı var mı onların? Hayır, onlarda bir sıkıntı yok. Şu ana kadar onlarla ilgili herhangi bir sahtecilikte çok bariz bir şekilde yansımış yani, değil. Peki, orada bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey, tez var, doğru mudur? Kredi kartı ile ilgili eğer biri senin banka kredi kartı bilgilerini ele geçirdiyse bir anda seni uyandıracak kadar büyük işlem yapmaz. Her ay senden belirli rakamları, belki çok dikkat etmeyeceğin tırtıklar bir sürü yerden tırtıklayıp büyük rakama ulaşır ve daha uzun süre soyar diye, doğru mu? Böyle mi? Yok. Genel sahtecilik eğilimi böyle değil. Değil yani, değil mi? Bir kere çatlayarak çok nadir bir olaydır. Yani nadiren uzun süre kullanır bilmem ne falan, ama genel sahtecilik eğilimi vurup kaçmak yönündedir. Yani anladım, ne kadar büyük meblağı alabilirse o onu, ve çabuk olmak zorundadır. Yani çünkü artık Türk polisi, Türk emniyeti de bozularda. Bilişim suçları ağırladık burada. Hakikaten onlar da çok hızlı şey yapıyorlar. Ve takip edilebilir konumlarda. Yani o kolay bir iş değil. Peki izninizle kısa bir ara verelim. Arkasından kart kaybeden ne yapsın? Mobil bankacılık uygulamalarındaki yeni hedefler, hepsini konuşacağız. Efendim hemen kısa bir ara, ardından devam ediyoruz. Teyze anne yarısıysa 4 teyze anneanne yapar. Amca baba yarısıysa 2 amca 2 teyze babaanne yapar. Görümceyi de hesaplayacağım, bir saniye. ...35 metreden çekilen şutu kalesinde gol olarak gören arkadaşım bağırıyor: nerede bu defans? Efendim
Efendim Tıkırtı Gazetesi'ne devam ediyoruz. Türkiye Bankalar Birliği İnternet Bankacılık Çalışma Grubu Başkanı Sayın Uğur Levent Özcoşkun'la konuşuyoruz. Şimdi Sayın Özcoşkun, kredi kartı kayıp çalıntı hemen bütün telefon bankacılıklarında bire bas bildir kapatsın. Doğru. Doğrudur. Doğru. Size geldi, siz ne yapıyorsunuz? Mesela bilişim suçlara ben bildirmek zorundayım değil mi? Eğer internetten o sırada bir işlem yapıldıysa, yoksa siz de aynı anda beraberinde bir şeyler yapıyorsunuz. İkisi farklı kefede. Eğer internet bankacılığında bir sıkıntı çıkmışsa mağdur burada müşteri gözükmektedir. Ve mağdurun da vatandaşlık görevli olarak emniyete, kendisini soyanı emniyete şikayet ya da savcılığa şikayet etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir husustur. Eğer bu işlemi atlar ise... Bankanın bu işlemleri izleyen, monitör eden grubu sahtekarı tespit, hatta veznede yakalamış bile olsa bir şey yapamıyor. Hakkında herhangi bir suç duyurusu olmadığı için bir şey yapılamıyor ve hatta salıverilmek, bir başkasına zarar vermek üzere salıveriliyor. Aynen öyle. O yüzden vatandaş böyle bir mağduriyet yaşarsa mutlaka ve mutlaka suç duyurusunda bulunacak. Hı hı. Bir vatandaşlık görevidir sonuçta. Doğru. Ve yapılması gerekiyor. Kredi kartlarında değişik bir durum var. Şimdi insanlar eğer kayıp çalıntı gibi sigorta kapsamında değerlendirilen bir işlemden mağdur görmüşse sigortadan alıyorum mantığıyla belki suç duyurusunda bulunmayabilirler. O yüzden de bankalar kişiyi en azından bir zabıt tutmaya emniyet müdürlüklerine, teşkilatlarına gönderiyorlar. Hayır, çünkü kartın aslında... şeyi bankaya ait değil mi? Yani kart bankaya ait bir şey değil mi? Bana mı ait, bankaya mı ait? Benim bildiğim bankaya ait ama. Arkasında da ya zaten mülkiyeti bankaya ait. Yani mülkiyeti bankaya ait olduğu için aslında yani bankanın da bir şeyi üzerinden çalıntı şey yapılmış oluyor. Doğru. Peki şimdi sosyal medya ve şikayet. Tamam. Çok olan bir şeydir. Özellikle telefon bankacılığı ile ilgili ben de bunu zaman zaman yaparım. Hoş, burada bazı kanun düzenlemeler var. Yani kimsenin itibarını zedelemeden bunu yapmak gerekiyor ama... Bankalar bunu çok iyi takip ediyorlar anladığım kadarıyla değil mi? Evet, bu konuda hizmet veren firmalar var. Ajanslar var galiba. Ajanslar ve firmalar var. Ha, bir de firmalar var. Ajanslar sizin adınıza sosyal medyada medyada bir şeyler yapıyor. Yazıları ihbar ediyorlar. Buyurun diyor, bunlar konuşulmuştur. Kimi iyidir, kimi kötüdür, kimine zararsızdır, dokunmazsınız. Ayrıyetten ama sizin atıyorum bankaların ünvanı ile yapılan bir takım da olumsuz yayınlar vardır. Firmalar bunları bütün dünya üzerinde çeşitli serverlar üstünde takip eder ve atıyorum bilmem ne bankasının ile işbirliği yapıyorum ve şu malı satıyorum ya da şu hizmeti veriyoruz gibi bir ibare aslında gerçeğe aykırıdır. O firmalar bunu tespit eder, ilgili bankasına bildirir ve o domainin bir an önce kapatılması için işlem görür. Ya aslında bayağı ciddi takip ediliyor o zaman ve çok kişi mesai harcıyor bunu. Doğru, doğru. Yani sadece bu mesai Türkiye'de harcanmıyor aslında. Bütün dünya genelinde harcanan mesaiden bahsediyoruz. Peki şimdi akıllı telefonlar hakikaten tadını kaçırmış durumda. Yani telefon demeyelim şunu, aslında el bilgisayarları diyelim. Tamam. Telefon hizmeti de içeren. Hedef ne, yani nereye doğru gidecek? Şimdi yapabildiğimiz işlemler eskiden belirli bankacılık işlemlerini yapabiliyorduk. Hem internetten hem cep telefonlarından. Şimdi birçok şeyi yapabiliyoruz. Artık yani nereye kadar gidecek bu iş? Bu vallahi o kadar güzel. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi NFC denilen bir teknoloji zaten telefonun içine yerleştirilmiştir. Şimdi NFC'de alıyorsunuz artık plastiği, şu hani dünyayı kirlettiğimiz plastikler var ya, onlardan biraz kurtulacağız. Yani posa gösterdiğiniz zaman işte belli bir mesafeden kredi kartı işlemini yapacaksınız. Zaten siz bunu taşıyorsunuz. Haberleşme için kullanıyorsunuz. Evet. Mesajlaşma için, dünyaya bağlantı için kullanıyorsunuz. Şimdi yan fonksiyonlar var. Bir nokta gelecek, kimlik doğrulamada kullanılacak. Cep telefonu. Yani cep telefonu. Şimdi bankaların aslında en önem gösterdikleri nokta da budur. Müşterini tanı, doğru müşterini tanı. Kameranın ön tarafında baktığınız zaman bankadaki sistemler bir yüz biyometrisini alacak, ölçecek, biçecek. Evet diyecek, bu benim müşterimdir diyecek. Çağrı merkezleri sesi analiz edecek. Evet, ses tanıma sistemi var zaten galiba değil mi? Şimdi bir de bunun kanun tarafı var aslında. Yani her şeyin at başı gitmesi lazım. Şimdi kanun kimlik doğrulama kriterleri üzerine bir takım taslaklar hazırlıyor şu an ama hayata geçmiş değil. Bir de bunun o kadar detaylı yapılması lazım ki her şeyi bir söylemesi. Acaba cep telefonu kişiye özel bir bilgi midir? Cep telefonunun içerisindeki IMEI numarası kişiye özel midir? Böyle biraz detaylandırılması gerekir. Aksi takdirde gene bu konu dağılacaktır. Onun için
Bu kanun tasarısı hazırlanıyor ve çok iyi de hazırlanmış. Biyometriyi kim toplayacak? Çok önemli. Ya mesela evet, çünkü şimdi bir de cep telefonu ikinci el piyasası olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani evet. İki daha mesela şimdi benim için en kıymetli şey rehberimdeki telefon numaraları. Yani iki anladığım kadarıyla da, ama artık ileride kredi kartını kart olarak taşımayıp hakikaten telefonu göstereceğiz. Yok, ve o bitiyor yavaş. O hesaptan geçecek. Peki bir şeyi çok merak ediyorum. Yani bunu bir tüketici olarak da sormaya tercih ediyorum. Şimdi bankalar zaman zaman müşterilerini arıyorlar. Çeşitli hizmetlerini duyurmak için. Otomatik santraller var, onu da anladım. Hı hı. Arıyor ama benim bildiğim mesela kartın arkasında yazan 444'lü numaralardan herhangi bir tanesinden aramıyor beni. İşte başka numaralardan arıyor. Bir cep numarası gözüküyor. Cep numarası bazen 0212 numaralardan arıyorlar vesaire. Şimdi beni arıyor, adımı soyadımı soruyor bana. Ondan sonra diyor ki şimdi siz olduğunuz için kimliğimi doğrulatmam lazım. Ben her seferinde diyorum ki ya arkadaş bak, beni bankanın numarasından aramamışsın. Benim senin kimliğini doğrulatmam lazım. Evet. Sen niye benim kimliğimi soruyorsun? Efendim yasal mecburiyet. Ya yasal mecburiyet de, ama şimdi hakikaten sıkıntılı bir durum. Bankanın verdiği, yani resmi benim bildiğim numarasından başka bir numaradan aradığı zaman benim o zaman diyorum ki ya bir dakika, ben niye sana güveniyorum? Yani sen bana güvenmiyorsun ama ben de sana güvenmeyeceğim o zaman. Tüketici olarak son derece haklı bir şey yapıyorsunuz. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi vishing denilen bir yöntem var. Hı hı. Türkiye'de sağ olsun biz operatörlerle ve Türk Telekom'la görüşerek bir telefon yönlendirmesini engelledik. Ama şimdi hizmetler yurt dışından bir proxy üzerinden aramalarla geldiği zaman cep numaranıza baktığınız zaman orada bir bankanın 444'lü telefonunu görüyorsunuz. Oysa sizi arayan bir sahtekar. Çok bilinçli davranmışsınız. Bu tür aramalarda anne kızlık soyadı soruluyor. Hı hı. Çeşitli özlük bilgileri soruluyor. Vermemek en doğru işlemdir. Hı hı. Ama hani bir kampanya tanıtımı yapıyoruz. Bilmem ne şudur budur dediği zaman değil. Kampanya tanıtımı için almasın zaten, benim kimlik bilgime ne ihtiyacı var yani. Ama hakikaten bazen can sıkıcı oluyor ve ben güven problemi de yaşıyorum kendime. Bir şey var. Eğer sizi arayan kişi bir işlemi sonuçta kabul ediyorsunuz, onaylıyor musunuz noktasında bir teyide doğru gidiyorsa teyit soruları bellidir yani. Eğer size anne kızlık soyadının tamamını sormaması lazım. Hı-hı. Beşinci, altıncı harfi gibi bir soruyla gelmesi lazım. Hı-hı. Kart numaranızın tamamını sormaması lazım. Hı-hı. Son kısım, masklanmış kısmın haricinde dört kısmı ya da işte altı kısmı sorması lazım. Ya bunlar ipuçları oralardan dikkat etmek lazım. Bu kısıtlı noktalara çok dikkat etmek lazım. Peki, açık açık hiçbir şey vermeyeceğiz. Peki şunla çok uğraşıyorsunuz değil mi? Sahte e-mailler, bankaların isminden giden ve işte internet bilgilerimizi yeniliyoruz vesaire diye, evet, herkese takır takır vermiş bilgilerini, anladığım kadarıyla maşallah. Maalesef oluyor. Ben çok da samimi söylüyorum. Yani aslında 2007'den daha doğrusu 2004'ten başlayan bir furya 2007'de tavan yaptı. Hani belki de şeyi konuşacağız. Ya, insanlarımız niye bu kadar kolay bu bilgiyi veriyor? Ben kendi düşüncemle yorumladığım zaman 1993 yılının 4 Nisan'ında internet bankacılığı internet evlere girdi. Hı hı. Şimdi peki o tarihten bu yana ben iddiam şudur. Diyorum ki artık bilişim çağındayız. Çocuklarımız bilişimle, geleceğimiz bilişim. Her aynen şey öyle. Bilişim. Aynen. Peki biz müfredata bunu niye koymuyoruz? Bence de yani olması gerekiyor. Üstelik bilişim okur yazarlığı diye bir şeyin de olması beraberinde evet, gerekiyor bence. Okur yazarlık evet, tescil edilmeli yani herkese. Hı hı. De evet, internet bankacılığı buyurun dediğiniz zaman evet, risklerini bilmek zorundasınız. Yani. Vallahi bence son derece doğru bir şey. Umarım önümüzdeki dönem daha fazla teknolojiyle geçecek ama biz tüketiciler de birazcık daha dikkatli olacağız. Bankalarda bizi birazcık daha çok düşünecek diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Öz Yoşkun. Süreyi bitirmişiz. Efendim teşekkürler. Sağ olun. Türkiye Bankalar Birliği İnternet Bankacılığı Çalışma Grubu Başkanı Sayın Uğur Levent Özcoşkun bizimle birlikteydi. Hem tüketicilere bize yönelik önemli mesajları vardı. Hem de görüyorsunuz bakın sektör nereye kadar gidiyor. Artık kartlar da taşımayacağız. Bir akıllı telefon bizim banka hesaplarımızdan tutun da kredi kartı harcamalarımıza kadar her şeyimizi halledecek. Bu kadar mekanikleşen bir dünya iyi midir kötü müdür? Onu artık düşünmek için çok geç diyerek günü noktalayalım. Az sonra hafta sonu moderatöründe Hakan Çelik sizinle birlikte olacak. Yarın sabah tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.